Şaban ayının yarısını temsil eden Berat Kandili, İslam dininde af, arınma ve kurtuluş gecesi olarak nitelendirilir. Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet edilen bu kıymetli gecede edilen tüm duaların kabul olduğu bilinir. İslam dininde bu denli önemli olan geceyi Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan TV 41 mikrofonlarına anlattı. Öncelikle şunu ifade edelim. Berat gecesini diğer gecelerden farklı kılan birkaç husus var. Önce taşıdığı mana itibariyle suçtan, cezadan kurtulma manasına gelen bir bağış gecesinden bahsediyoruz. Yüce Rabbimizin efendim bizim sayamayacağımız kadar kullarını bağışlama iradesinin tecelli edeceği bir geceden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi bu geceyi büyük bir çoğunlukla ibadet ederek geçirmiş. Hatta o kadar secdede o kadar uzun kalmış ki Hazreti Ayşe validemizin naklettiğine göre secdede öldü zannettim buyuruyor Hazreti Ayşe validemiz. Ayağına dokunduğunda tepki verdiğinde ölmediğini anlıyor ve diyor rahatladım yerime geçtim diyor. Selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize bu gecenin hangi gece olduğunu bilir misin diye sorduğunda da Ayşe validemiz Allah ve Resulü daha iyi bilir diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Yüce Rabbimiz semaya kudretiyle, rahmetiyle, merhametiyle tecelli eder ve güneş battığı andan itibaren fecrin doğuşuna kadar efendim kullara hitap eder. Bağış dileyen yok mu bağışlayayım, şifa ve deva isteyen yok mu vereyim. Bunlar böyle devam eder. Ta ki fecir doğana kadar, fecir sökene kadar, şafak sökene kadar diye buyuruyor.